Sevgili izleyiciler, şimdi Türkiye'de seçimler var. Yakın zamanda çok fazla şey olmadık. Nedir adı? Onları gündeme almadık ama yavaş yavaş seçimin sonuna geliyoruz. Bir, Selahattin Demirtaş ve HDP'nin muhteşem bir performansı var propaganda anlamında. En önemli adımlardan bir tanesi de şu. Düşünün ki adamın Selahattin gibi görkemli bir ismi varken kendi reklamında, kendi propagandasında kendinden Selocan olarak bahsedebiliyor. Bizim memlekete uygulayalım. Yani bizim politikacılara işte Kudretcan, Mustafacan, Mehmetcan, Sibelcan. Bu devirde kimse sultan değil, hükümdar değil. O değil. Sibelcan ama o değil. Mümkün değil. Yani bizde o yok. Yani Selahattin'i alıp Selocan olarak uygulamak gerçekten yani hem tevazu gerektirir hem özgüven gerektiriyor. O yüzden tebrik ediyoruz Selahattin Bey'i. Bir izleyelim Selocan reklamını. Sen kimsin ya? Sen kimsin ya? Gel tanışalım önce. Ben kısaca seve. Ama sen bize uzun uzun pede. Tanışa tanışa çoğalacağız. Tanımayanlarla 7 Haziran'da tanışacağız. Selocan, Figen Canan'dır. 7 Haziran'da HDP'den başkası yalandır. CHP'nin ilginç bir reklamı oldu. Yani çok irite edici reklamlar yapar CHP Deniz Baykal zamanından beri. Son bir reklamlarını izledim. Reklam CHP'nin aslında oy verilemeyecek bir parti olduğunun ön kabulü üzerine. Yani insanlar CHP reklamında şunu diyor. Aman gel bu defa CHP'ye vereceğim. Yani hakikaten galiba bu defa CHP'ye vereceğim diyen insanları CHP almış ve reklam etmiş. Yani diğerlerine göre güzel olmuş çünkü CHP bu. Yani hakikaten galiba yani öyle CHP'ye vereceğim gibi bir ilişkisi var seçmenle. Onu da bir izleyelim. Ayağa kalkmış kararlı bir CHP görüyorum ben. Çözüm nerede güzel? Gerçekçi. Millet işsiz abi. Millet yoksul. Aileler perişan. Ekonomi gümlemiş. CHP'ye oy verebilirim ben. CHP'ye oy verebilirim ben. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Öbürlerine verdik de ne oldu? Memleketin haline bak. CHP'ye oy vereceğim hiç aklıma gelmezdi. Bu defa iktidarı çok isteyen bir CHP var. Vallahi gelsinler abi. Bir el versek bu iş olacak da nasıl el vereceğiz? Oy vereceğiz abi. Öyle nasıl olsa bir şey değişmez deyip yan gelip yatmayacaksın. Bir zahmet gidip oyunu vereceksin. Bir oy bir oydur. Bir de anket kandırmacası var. O parti neymiş? Ankete göre açık ara öndeymiş. Yalan. Seni ümitsizliğe kaptırmak için pompalıyorlar bu yalanlar yüzdeleri. Ankete göre hareket etmeyeceksin. Uyanık olacaksın. Oy vereceğiz ki bitsinler. Oy vereceğiz ki gitsinler. Yeter ya. Yaşanacak bir Türkiye için gelin oy verin gitsinler. Güzel slogan da biraz ağır olmuş bence. Diyorsun. Onlara değinmişken AKP'ye de ilişkin şöyle bir şey belirtmekte fayda var. Recep Tayyip Erdoğan'ın en son ne zaman espri yaptığını taramaya çalıştık YouTube'dan. Hani çünkü iktidar olmak öyle bir şey. Yani mizahtan da uzaklaştırıyor. Ve bizim bulduğumuz görüntü en son 2011 çıktı. Hangi yıldayız? 2015'teyiz. Yani 4 yıl önce mecliste bir espri yapılmış. Dolayısıyla bu yönü de önemli. Hani seçmenden ilişkiler bakımından hani espriden uzaklaşmış bir AKP ve Erdoğan profili var Türkiye'deki seçimlerde. En son yaptığı espriyi bir izleyelim. Muhalefet partilerinin genel başkanlarının rakamlarla arası zaten çok iyi değil. Allah var. MHP genel başkanı ki kendisi bir ekonomisttir. 4 işlemi çok iyi bilir. Bildiğiniz gibi sıfırları siliyor, topluyor, çıkarıyor, çarpıyor, bölüyor. Gerçi işlem tamam ama sonuç yanlış çıkıyor. CHP Genel Başkanı 40. yılında MHP iktidar demişti, evdeki hesap çarşıya uymadı. Hala bekliyoruz.
CHP Genel Başkanı da biliyorsunuz hesap uzmanıdır. Ama dört işlem konusunda onun ciddi sorunları var.